Karaca Bozgeyik, Memo Haber. Biz elinden bir şey gelmeyenler. Bir süre sonra hiçbir şeyin değişmediğini görünce her şey alışkanlık oluyor. Hava kirliliğini değiştiremiyorsun mesela. Trafik sıkışıklığını ne mümkün? Kirli havayı soluyorsun. Sıkışık trafiği oyuna çeviriyorsun. Plakalardan fal tut, markalardan dilek. Eğitimdeki garabeti değiştiremiyorsun mesela. Oğlunuz size Osmanlıcanın ne işe yarayacağını sorunca başlıyorsunuz koltuk sevdalısı politikacı hamasetine. Osmanlı ki dört kıtada kılıç sallayan ceddimiz, şöyle anlıydık, böyle şanlıydık. Ya şimdi kendi ülkesinde sığınmacı insanlar, barış süreci nasıl savaş sürecine döndü? Akıl almaz şeyler oluyor. Biz elinden bir şey gelmeyenler, vicdanlarımız kanıyor. Dilek Doğan, İstanbul'da bir ev baskınında öldürülüyor. Devlet eli tetikte yönetmemeli. Biz elinden bir şey gelmeyenler, her sabah kalkar işe gideriz. Caddelerde taşeron işçiler, refüjlere mor menekşeler diker. Mor menekşeler öyle ucuz değil, ciddi paralar. İhalesi yapılıyor, birileri, o birileri sessiz, itaatkar. Para kazandırılıyor, sorgulanabilirlik mi? Siz işe gidiyorsunuz çalışmaya. İçinde olduğunuz hayat mor menekşeler kadar güzel değil. Refüjlerde mor menekşeler var ama. Biz elinden bir şey gelmeyenler. Üzüntümüzün yükü olmasa nasıl da umutluyuz gelecekten. Çocuklarımız daha güzel bir ülkede yaşamalı diye. Her şey planlı, programlı bir gizlilikle sürdürülüyor. Düşünen, fikir üreten, sorgulayan, söyleyecek sözü olan elinden bir şey gelmeyenler cehennemine sürülüyor. Mesela ciddi emek verdiğiniz meslek odasının seçimleri varmış bu hafta. İlgisiz misiniz? Hayır. Dedim ya, her şey planlı bir gizlilikle sürdürülüyor. Susmak ve itaatkarlık üzerine kurulu örgütlenme modeli hayata geçiriliyor. Şehirde sessizliğin nedeni her şeyin güllük gülistanlık olmasından değil, konuşması gerekenlerin susmayı planlayacak şekilde seçimlere gitmesi. Gerisi biz elinden bir şey gelmeyenlerin hüznü. Gene de elimize bir kez daha bakmak geliyor. Haksızlık etmeyelim kendimize. Belki geliyordur elimizden bir şeyler.